Herkese merhabalar. Ben Asuman Kerkez. Profilo ile geleneksel lezzetlerde yine beraberiz. 30 gün 30 lezzet dedik. Bugün yolculuğumuz Edirne'ye doğru gitti. Edirne'de ne yapacağız biliyor musunuz? Hani böyle gidersiniz, eski esnaflar vardır. Küçücük dükkanlarda böyle önlüğü bağlamış kilolu, yaşlı ustalar vardır. Onların yaptığı ciğerin tadını tabii ki hiç kimse veremez ama onlardan aldığımız püf noktalarıyla sizin sofranıza gelecek harika bir ciğer tava yapmak istiyoruz biz. Ben ciğeri çok seviyorum ama derin dondurucuya konmuş halinden çok haz etmiyorum açıkçası. Özellikle taze taze alıp getiriyorum ama dolabın normal olan kısmında değil, 0 derece yani ekstra cold comfort olan çekmecesinde saklıyorum. Böylece mikroorganizma da ürememiş oluyor. Şimdi gelelim malzemelerimize. Hemen sayalım. Öncelikle 1 kiloya yakın kuzu ciğer ya da dana ciğerine ihtiyacımız var. Ben bugün dana ciğeri kullanacağım. Una ihtiyacımız var. Bir bardak, 1,5 bardak olabilir çünkü ciğerleri bulamak için. Onun yanında çok hoş bir malzemem var benim. Kendi kuruttuğum kırmızı kuru biberlerim var. Acı biber ciğerin olmazsa olmazıdır ve yağda kızartacağız onu. Soğan var. Aslında Edirne'nin geleneksel sofrasında ciğer soğanla beraber yenmez. Ama yıllar içerisinde herkes alıştı. Mutlaka işte yanına soğanla beraber yapılmış bir söğüş yeniyor. Biz de bugün onu yapacağız. Kimyon, tuz ve biraz da maydanoz var. Hemen önce ciğerleri doğramaya başlıyorum. Ondan sonra bütün aşamalarını anlatıyorum size. Ciğerleri yaprak yaprak yani şöyle dilimler halinde doğruyoruz. Bütün sinirlerinden arındırın mutlaka. Şimdi gelelim püf noktasına. Ciğeri süte yatıranlar duymuşsunuzdur. Terbiye etmek için başka malzemeler kullananlar, inanın buna hiç gerek yok. Ciğer yıkanmaz denir, ciğer yıkanır. Ciğer yıkanır ve iyice süzdürülür. Ciğerlerin doğranma işlemi tamam. Doğrandıktan sonra da birazcık bekletmek lazım. Ben sadece soğanı doğrarken bile olsa dinlensin, beklesin istiyorum. Süzgece alıyorum. Fazla bir sıvısı, bir şey varsa içerisinde bu aşamada çıkması çok önemli. Biz soğanı doğrayana kadar yine buzdolabında bekleteceğim. Soğanları hemen tabağa alıyorum. Üzerine birazcık tuz, parmak uçlarımla hafif hareketlerle ovalıyorum. Yanına biraz maydanoz, üzerine hemen birazcık pul biber ekleyeceğim. Tabii ki bu da Edirne usulü değil. Çünkü o bölgelerde biliyorsunuz baharat kullanımı pek yok. Ben biraz da nane koyacağım ve zeytinyağı. Güzelce karıştırıyorum. Söğüşüm hazır. Özellikle burada da yağın soğumaması çok önemli. Profilo Ankastresetin ocağının bok gözü bu anlamda bana çok yardımcı oluyor. Yağımız her zaman sıcak olacak. İçine şimdi çiçek yağını döküyorum. Bu aşamaların hepsinde elimi kullanmak zorundayım mecburen. Hem kızartırken hem de unlarken mümkün olduğu kadar az yapacağız. Fazla ununu güzelce atacağız. Tamamdır, artık kızarmaya hazırlar. Yağ da gayet güzel ısındı. Tavayı doldurmadan gayet rahat kızaracak şekilde ayarlayıp tek tek atıyorum. Koyup şöyle bir çevirip azıcık bekleyip almanız lazım. Hemen oldular bile. Şimdi içinizden diyorsunuzdur, biz bu ciğere tuz koymadık. O da sizin tercihiniz ama yağdan aldıktan hemen sonra daha böyle nefes almadan üzerine tuzu serpmek çok daha iyi oluyor. Biberleri ayrı bir yerde de kızartabilirsiniz ama ben açıkçası ciğer yediğim gün onun kokusundan hiç rahatsız olmuyorum. Çok kısa süre tutacağız biberleri de. Önceden, eskiden biz çocukken hatırlarım, demir eksikliği olunca doktorlar hemen ciğer tavsiye ederlerdi. Çünkü yüksek oranda demir vardır. Protein yönünden çok zengin. Hemen ciğerlere hafif tuz, Dediğim gibi ama siz ocaktan aldığınız anda hemen yapın bunu. Kimyonu da yanına koyalım. Çok az serpelim. İsteyen istediği kadar kullansın. Profilo ile geleneksel lezzetlerde bugün sizin için Edirne usulü tava ciğer hazırladım. Ustaların meslek sırlarıyla, püf noktalarıyla beraber. Bizi lütfen sosyal medya adreslerinden takip edin. Asuman Kerkez ve Profilo Ev Aletlerinin sosyal medya adresinden. Yarın yine buradayız dedik ya, ne yapacağız biliyor musunuz? Lahmacun yapacağız ama Adana usulü mü, Urfa usulü mü, Antep usulü mü, hepsinden bahsedeceğiz. Püf noktalarını, en ince ayrıntılarını anlatacağız. Bu yüzden biz yarın buradayız işte. Hayatı kolaylaştırmak için herkese çok çok sevgiler.